Selamlar dostlar sizlerle. Bugün Millennium Dawn'daki Atatürk serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örgütü bitirmenin yolunu buldum. Örgüt buradan bitiyor ama hala mafyayı bulamadım. Bulamadım. Bilmiyorum. Sonra ya ilk işim ekonomiden sonra hemen buraya gitmek. Daha doğrusu buraya gitmek sonra hemen buraya gitmek. Ve en azından birinden kurtulmak. Belki mafya dediğim gibi sıfıra inince kurtuluruz. Yoksa ömür billah o boktan eventleri yaşarız. Neyse bilmiyorum. Bakacağız. Bir sonraki şey de artık binaları sağlam yapmaya başlıyoruz. O iyi olacak. Yani daha bir kriz daha çekecek takatim kalmadı benim. Yaşlandım. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Lakin altı okun hepsine gideceğiz ve sonrasında daha da iyi olacağız. Şu an için yani Yunanistan meselesi birazcık garip. Yunanistan meselesi birazcık garip. Yunanistan'a çok da karışmak istemiyorum şu an. Ama doğrusunu bulacaklarına şüphe yok. Yunanistan mı dedim ben ya? Pardon, Kıbrıs. Aklım gitti. Yunanistan karışıyor ya buraya. Kıbrıs, çok özür dilerim. Yani Kıbrıs buraya aktif göreve çıkıyor. Lakin hani Kıbrıs'ın doğru yolu bulacağına şüphe yok. Evet, daha doğru. Birazcık da buradan şey yaptık. Ya bunu bu arada tamamen oturdum çevirdim. Diyor ki, ya çünkü yaşadım da. 30'un altına düştüğü vakit mafya liderlerini tutuklama şeyi gelecek diyor. Doğru, o geldi. Sonrasında da kaldırmana olanak sağlayacağız dedi. Ne dedi ne dedi? Kaldırmana olanak sağlayacağız dedi. Ha bu belki birkaç, bir yıl geçiyor olabilir belki bunun üzerinden, onu bekliyorum. Tamamen kendimi rahatlatma konusu. İçim rahatlasın diye söylüyorum aslında. Aslında kalkmayacak. Belki kalkar ya, bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Bir yıl zamanımız var. Bir yıl içerisinde sıfıra kadar düşüreceğim. Elimden geleni yapacağım. Ha, kalkmazsa da artık yapacak bir şey yok. Yani bununla yaşamayı öğreneceğiz. Arada bir yoklayacağım yani. Event'e de sürekli PP vereceğim. Bu iş böyle olacak. Bölgesel güç statüsünden böyle bir major bir güce çıkmaya çalışacağım. Örgütü de kaldırabiliriz yani ama bunların hiçbirine gitmeyeceğim. Yani şimdi raid atmak hiçbir şeye yaramayacak. Yani tam anlamıyla hiçbir işe yaramayacak. Valla bunu da almak bilmiyorum ya. Endless War. Alttakine gidebiliriz. Evet, yine bir şeyler. Ya yeter ki benim stability'mi ve sivilimi vurmayın. Parayı çalın ya, umurumda değil ya. Benim stability ve sivilimi vurmayın. Ya başka da bir şey istemiyorum ya. Çünkü bunlar yerine geri gelebilen şeyler değil. Stability'mi vurmayın. Sektörü de vurmayın ya. Sektörde çok para oğlum ya. Bak. Bak 75 milyar veriyoruz ya 5 tane ofis sektöre ya. Yazık değil mi lan bu ülkenin ekonomisine? Yazık değil mi lan? Ayıp lan. Vallahi ayıp. Şimdi 66 güzel. Güzel. Daha da artacak. Çok güzel. Artı 5 de artacak. Onu zaten sürekli artıracağız. Ona şüphe yok. AME'ye daha sonra gideriz. Gülistan sen de benden beter durumdasın. Al evladım. F-35 açılır. Alırız. Gitmeden. NATO'dan. Yani bakıyorum hani ne yapılabilir, ne edilebilir diye de. Bu kendinden kalkacak. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum ama hakları daha da fazla arttıracağım. Kadın hakları olsun, diğer hakları olsun arttıracağım. İşsizliği bayağı bir düşürdük. O güzel oldu. Şimdi şu robotlara falan da gidelim. İyi olacak. Yani işsizlik birazcık artacak bunlarda ama zaten artık sorun değil. Yine halk benden defans bekler, sosyal bekler, eğitim fullü bekler. Allah, halk da her şeyi bekliyor. Sağlık değil de eğitimi full yapmamızı istiyorlar. Doğrudur, haklarıdır. Askeriyeyi neye çekmemi istiyor? Bir seviye arttır diyor. Eyvallah, arttırak. Ama sosyali hiçbir şey yapamayacağım. Bir kere daha vereceğim lan sana. Bir şey diyeyim mi? Bir kere daha gelirsem ben sana papuç alırım. Çok da güzel olur. Batumu da alırım senden. Çok iyi olur.
Bir kere daha olacakmış gibi, biliyor musunuz? Öyle hissettim yani. Bir kere daha olursa papat alırım bu arada onu. Çünkü sürekli atıyor onu. Bari bir halt ayarasın değil mi? Batumu alayım da görsün. Ermenistan durumu birazcık tilt. Ermenistan durumu birazcık tilt. Rusya ile ittifak, umarım Azerbaycan saldırmaz. Saldırısı kötü olur. Yani hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız bu safhada. Şu an için protestonun da olmaması lazım ya. Yani bir aile sosyal güvenlik ödemeleri den olmaması lazım en azından, bilmiyorum. Abi iki tane daha istiyorlar hatta ya. Ben onu mümkün değil yapamam ya. Seçim olacak. Tek başımıza kazandık ya. %55 yani. %50,5. Mümkün değil, kazanamazlar. Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Gene geldi, bir şeyler geldi. Bu ne? Gene geldi karbon level. Hadi bakalım. Oyun istiyor galiba. Asla kalkmayan lanet devaf. Senin de Allah cezanı versin. Değil mi? Lan olur kalkın ya. 2023'ü görmesin o iş ya. Abi buna ne yapacağız bilmiyorum. Bu da başladı eksik götürmeye. Bu da başladı eksik götürmeye. Ben ne bileyim ya. Ama çok fazla stabilite eventimiz var. Ben bilmiyorum. Tekrar yaşamayız herhalde. Yani Celal Şengör'ündeki gibi 100'den herhalde 60'a düşmez stabilite artık ya. Bunu da denesek mi ya? Ne diyorsunuz? Aslında fokusumuzu komple kaldırıyorum ama ben gitmek istedim ya. Ben gitmek istedim. Ama gitmek istedim. Evet, az önce 75 milyar daha harcadık. Sivil militerilere de dönülebilir. Large military spending artırıyor. Geç. Ne veriyor? Adam gibi bir şey veriyor mu burası? %2 research. Evet, direkt seçileceğimiz belli zaten. Ya ben bir şey diyeyim mi? Bunu alalım. 3 military veriyor. Ya boş ver ya da. Military istediğim anda ben basabilirim zaten. Biz Altok'a gidelim. Örgüte gidelim hemen. Bir yıl zaten bu olacak. Pennsylvania'dakine gidebiliriz. Onu aradan bir çıkaralım. O da uzun süren bir decision şeyi. Uzun süren bir decision ekranı var. Ona da gidelim. Birazdan evleri inşa edeceğiz. O güzel olacak. Karbona ne yapılacak bilmiyorum. Kalk artık. Yediler bizim parayı, yediler, yediler. Ya bu köpek Amerika'da şey vermiyor ya. Uydusunun erişimine vermiyor. Aslında bir improve atılır ya. Bir improve'a kıyılır. Onunla bir ilişkiyi, bir iyicene bir arttıralım. Biz de uydusunu açsın, yatırım yapsın. Şu an bizi biraz sevmiyor. Irak konusunda birazcık tilt. Bir improve atalım ona. Yarımız onunla bir olsun. Uydu erişimlerini alalım. Daha hızlı basalım. 75 fabrikayız. Yani fena değil. Milenyum Dağı'na göre çok geriden gelmiş olmamız tabii çok büyük bir etken. Ya buna yapılacak hiçbir şey yok. Hangisi olursa olsun fark etmez. Gidip de ona PP harcamayacağım. Ama o da ayarlanabilirdi yani. Uydu yollamaya başladı sivilyandan. Köpek hemen bir improve at. Allah! Babacım enerji merhabalar demeye başladı. Bu bizi zarara sokar. Dur. Enerji merhabalar demeye başladı. O enerjinin levelini artık düşürmenin vakti gelmiş. Birazcık az yakın arkadaşlar. Birazcık az yakın olur mu? Birazcık az yakmaya başlayalım artık. Hadi. Yani sürekli sivil gidemeyeceğimizi zaten söylemiştim. En basiti buradan. Eğer ki o debuff'ı yiyoruz. Az önce yiyorduk bu arada. Bir debuff var ve onu yemek istemiyorum. Vergi kaybı. Vergi kaybı en basit şey hatta yani. Çok şey kaybediyorsunuz. Temiz enerjiye de erişimimiz yavaş yavaş başladı. Railway burada çok gereksiz.
4G çok önemli ama uydu teknolojileri ve balistik füzeler bizim için çok daha önemli. Nükleerde ise yani reaktör construction olabilir. Nükleer bize çok lazım olacak. Hem başlık için hem de aynı zamanda enerji için. Yani hepsi size lazım olacak. F-35 hakkında hiçbir şey bir düşünmüyorum şu an. Olsun alalım gidelim diye düşünüyorum. Çünkü ona yeteri kadar resource ayıramadık. Çok önemli. Kaynak şey araştırma slotu ayıramadık. F-35'i alıp basalım kendimize. Evet. Bir gün sonra şey açıyoruz. 2 gün sonra. Allah 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 belanızı versin. Hiçbir şey size bela okudum kadar okumadım ya. Şunu alalım babacığım. Ha, binalar artık daha sağlam yapıyoruz. Bununla alakalı yasalar ve yatırımlar yaptık. Bakalım. Belki ona düşünce bir event mevent siliyordur ya. Eklemiş ol ne olur ya. Ben bunu her seferinde 50 pp veremem ya. Hadi onu geçtim. Her seferinde ben buna ofis sektörü veremem. Adam ofis sektör düşmanı ya. Ofis sektör görünce delleniyor olan. Yıkmak istiyor. Romanya NATO'ya girdi de NATO LA'yı galiba bilmiyorum. Abdullah Gül geldi. Ha? Alliance support veriyor da çok da önemli değil. Yani %57 destek var, hiçbir şey yapamaz. Değiştiremez. Ya en azından tax vergiyi iyi alıyor. Vergiyi iyi alıyor, iyi oldu. Biraz vergi alsın. Uyduları da bir bir araştırmak istiyorum. Tabii OLV'leri de araştırmak lazım. Bir anda research'ı ona döndüreceğiz. 2008 geliyor artık. 2008 geliyor. Allah'tan ekonomik boom yani bir şey almadı, demeç almadı. Proactivity her geçen gün daha da fazla artıyor ve işsizlik %0 görmüş. Evet. Şimdi buraya şey yapacağız. Ne oldu? Bir dakika anlamadım. Şimdi hiçbir şey anlamadım. Yani buna basınca kar veriyor mu? Onu anlamadım. Dur bakayım. Şu an gerçi işsizlik tam istediğimiz seviyede. Ona bir bakacağız. Ona bir bakacağız. Enteresan, enteresan. O enteresan bir mesele. Ona bakacağız, ona bakacağız. Valla stability alabiliriz. Fark etmez. Devam. Stability aldık ama iyi oldu. Anti mafya devam. Gittiği yere kadar. Götür beni gittiğin yere. Kıbrıs meselesini bilmiyorum. Ama destek kaybettiğimizi görüyorum. O yüzden arttıracağım. Karbonla alakalı artık seçenek bile yok. Bilmiyorum. Milliyetçilikle alakalı weekly war support seçeneği geldi. Umarım aynı şekilde galiba umarım değil ya. Galiba stabilite de gelir diye düşünüyorum. Baltok gelmeye başladı. O iyi. O iyi. Bayağı iyi. Baltok gelmeye başladı. O güzel. Bir yıl var örgüte. Ondan sonra gidelim. Zaten bakayım bir. Aynen ya. Direkt şuna gitsem yeter ya. Şu bozabilir diye korkuyorum. Alttaki fokuslara gitmem eğer ki gerekmezse o decision'dan sonra
En azından şuna gideyim de yolum tıkanmasın. Buna ve buna git dönelim. Tamam mı? Sonrası önemli değil o kadar. Yok ya da şunu bir açalım. Şunu bir açalım. Bunu bir açalım, bir görelim. Ne? Reorganize the Armed Forces gideceğiz. Sonra ona gideceğiz zaten. Onun da seçenekleri var. Onlarla da bayağı bir uğraşacağız. Can Altok'a doğru yöneliyoruz. Binaları çok daha sağlam yapacağız. Propaganda campaign atılabilir artık. Yavaştan vakti geldi. Bu da asla bitmeyecekmiş gibi hissettiriyor. Yani hiçbir zaman bitmeyecekmiş gibi hissettiriyor. Bitmeyecekmiş gibi. Yani öyle bir toparlama olayı olmayacakmış gibi hissettiriyor. Yani PP düşmanılar, PP düşmanılar. Bunlar gitmeyecek. Sen niye delilendin? Ne oldu? Seninle aramız çok iyiydi. Senin Allah belanı versin ya. Gerçekten Allah belanı versin. Ya sen de atma kardeşim, 233 ilişkimiz var işte ya. Senin de Allah belanı versin. Yalnız Yunanistan'da sudan çıkmış. O güzel. O güzel. O güzel. Senin de Allah belanı versin. Neye protesto var? Sosyal ödemeler babacım. Allah! Allah Allah! Hadi bakalım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. En güvendiğim yerden yedim bu sefer. Ekonomiden. Neyse, en azından gönlümü hoş eden bir İngiltere var. Ama elektrik biraz büyük bir problem gibime geliyor. Evet, 2008 ekonomik krizi yaşadık. Ne oluyor bize ya? Allah'tan bu çok iyi bir fokus. Gerçekten on stability. Bir de galiba kalıcı stability alacak. Çünkü eğer ki Türkiye'nin şeyleri geliyorsa, yani Republicism geliyorsa, size bir şey diyeyim mi? Olur. Gelir yani. Reformizmle ilgili popülizm. Şurada geliyor olabilir mi? Bilmiyorum. Göreceğiz. Şuraya gideceğiz. Artı 10 stability aldık. En azından base'imiz %100. Yani tek beni mutlu eden nokta bu. Borç, Yiğit'in kampçısıdır dedik ama o kampçı birazcık ağır gelmeye başladı. Şundaki şeyi de iptal et. Allah belanı versin. Bir kere daha bak. %43 oyun vardı. Gerçi oyunun düşme oranını sosyal güvenlik ödemelerinin artmayışına da belir şey yapabilir. Arttıracağız. Bir statü daha arttırdım ama daha da yapacak hiçbir şeyim yok benim buna ya. Yani ne yapayım yani? Borca gene girdim. Para yok. Ben bunu arttıracak param yok. Ufak bir kötü haber söyleyeyim size. Corruption da aslında PP'li indirmeme gerek yoktu. Atatürk de bile çekebiliyor direkt. O da suç. Altok'ta belki bir şeyler olur. Bakacağız. Bazı şeyler iyi gidiyor demiştim ya. Bu sefer farklı olur diye düşünmüştüm. 9'a düştü. Gene bir bok yok. Ya şey oldu yalnız. Normalde buraya Ement gelirdi. O gelmemeye başladı bak. Ona düştü. Onun altına düşünce. Normalde burada onlar da sıraya kadardı ya. Acaba hakikaten sıfıra çekince düşü ölecek mi ya? Allah belanızı versin. Ölür mü? Ölmez. Paşa ölmez. Ölür mü? Mümkün mü?
Protestolar dinli mi? Dinmedi. Şimdi de yeni bir şey isterik diye geliyorlar. Yok tamam. Ondan caydılar. Aslında protesto etmemeler lazım mantıken ya. Yani bir zahmet. Para kalmadı. Rise of Carbon Level. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Ne yapalım yani ona? Nasıl yapacağız abla be? Bunun hiçbir fikrim yok. Her şeye bir fikrim var da bunu nasıl kalkacak hiçbir fikrim yok. Hatta kalkacak mı bilmiyorum. En kötüsü de bu. Bilmemek. En azından evleri sağlam yapmaya başladık. O da stabiliteyi götürebiliyor musunuz? Ne olur kaldırın artık şu mafyayı ya. Bir anda var ya süper güç olmamızın tek öngeli şu yemin ediyorum size mafya. Başka da bir şey değil. Çok ciddi bir para kaçırıyorlar. Çok ciddi bir para kaçırıyorlar ama öyle böyle değil. %10 vergi ne demek? Yani en azından 3 kaçırıyorlar. Kaçan vergi söylersek eğer. Gürcistan hedefte, Ermenistan hedefte. Aha da çıkmış ittifaktan. Yedim lan seni. Western olmuş bizim etkimizden dolayı. Güzel. Western olduğu için Azerbaycan'la aralarındaki savaşa kesinlikle Rusya karışmayacaktır. Güzel. Bu iyi işte. Bir şeyler iyi olmaya başladı işte. Güzel. Gelmiş. Evet bunu bir de bu var. Bir de bu var. Şu strike şeyine gidelim ondan sonra gideriz onu. Bir de bu var. Bitmiyor dert. Dert bitmiyor. Vallahi bitmiyor ya. Lan Bahçe Sultanlığına savaş ilan etti. Ya beni en çok gocunduran ne biliyor musunuz? Proaktivitime saldırıldı. 3 seviye düştü. Gelişimimiz engelleniyor ya. Ve ben bunun önünde hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey. Üzerine bir de borca giriyoruz. Para mı bassak ya? O da proaktivite götürüyor. Para basamıyoruz. Elektrik az. İhracat istediğimiz seviyede değil. Asla değil. Fullenirdi normalde. Huyu değildir. Halk hizmet isterim diyor. Hizmet isterseniz de. Ben de vergi isterim. Nasıl yapacağız onu? Şeyi merak ediyorum ya dur. Şimdi şu şey hani civilian'daki ve ofis sektördeki mesela işçileri şey yaparsam ne olacak? Bakayım bir 27,6. 27'nin yani demek istediğim şu eğer ben bunlara tıklarsam sektördeki işçiyi mi kovuyorum yoksa yeni iş alanı mı açıyorum? Bu çok önemli. Bunu bilmem lazım. Allah belanı versin. 3 kuruş param kaldı onu da al. 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 Sen al. 6.
Allah belanızı versin demiş miydi? Yani bu karbon işine de ne olacak hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Yok. Gerçekten. Örgütün de üzerine yürüyeceğiz ama. Onu biliyorum. Kanayan yaramız duracak. Proaktivite ile alakalı her şeyi araştırdım. Şu ekonominin acilen toparlanması lazım. 2008 krizi kötü oldu. Mesela şeyde çok iyi düşünülmüştü o Celal Şengör yolunda. 2008 krizinde tekrardan kemer sıkma politikası yapıyorsunuz. Sonrasında tekrardan hani toparlıyor ülkeyi. Lakin Atatürk yolunda bu yok. Ya Atatürk yolunda krizle alakalı hiçbir şey yok. Ekonomiyle alakalı şeyler var. Bilmiyorum nasıl olacak. Hiçbir fikrim yok. Ve daha da kötüsü artık enerjiyle alakalı ciddi bir sıkıntımız olmaya başladı. 81 sivilim ama aslında bu sivilin hepsi bana ait değil. Fabrikalardan aldığımız sivil de etkiliyor. Şimdi şöyle yapacağız. 3 fabrika buradan geldikten sonra fosil yakıta birazcık daha abanacağız. Elektriğin debuff'unu gösterecek değil mi size seri boyunca? Bakın %2 vergi kaçıyor ve stabilitesini tutun her şeye kadar veriyor. Ki bu sadece enerji elektriği yettiremezsiniz. Bir de eğer ki fosil yakıtınız biterse çok daha kötü bir senaryo. Burada ne yapılacak? Belli yani ne yapılacağı belli. Geleceksin abi elektriğe. Elektriğe geleceksin abi. Neredesin elektrik diyeceğim. Buradayım diyecek. Bunu buna çekeceksin ama bir sektör dağıttıktan sonra hemen artık elektrik basmaya çalışacağız. Çünkü ben bunu her yaptığımda bu sefer vergiden kaybediyoruz. Yani elektriği harcayabildiğim kadar harcamak lazım. Bu sefer eksiye düşerim parasal olarak. Peki en son hamlemizden sonra Macar güç olmayana kadar yakınız? Oo, çok yakınmışız. Ben risk alıyorum ve propaganda kampanya atıyorum. Haberiniz olsun. Ah! O geldi diyorlar. O geldi. Hamidimiz geldi. Yok, o değil ama bitiyor. Güzel. Allah'a şükürler olsun. Tahsin Paşa gibi sevindim evet ama o geldi diyormuş. Senin için de geliyorum kancık varis. Oğlum çok gocunuyordum ya. Vallahi çok gocunuyordum ya. Paşam varken bile başarısız olsaydım ben bunun hesabını zinhar veremezdim. Veremezdim. Bu benim için efsanesiz bir durum. Vergilerim yendi, vergilerim. Bir korrap mı olduk ki bayağı? Vergilerim geldi. Çok yendi. Sektörlere saldırdılar. Savunmasız. Gariban. Kendinden bir haber ofis sektörlerimi yıktılar. Stabilitime zarar verdiler. Halkıma zarar verdiler. Ve ben sadece izledim. Başka bir şey gelmedi elimden. Ve ben gene batıyorum. Neyse dur. Oh. Vallahi Polat sonunda operasyonu çekti yani. Güzel. Güzel Polat. Neredeydin Polat? Nerede diğer lavuk? Ben bir şey diyeyim mi? Buna da gitmek istiyorum ha. Bir an önce şunların etkisini tamamen bitirip bitirelim yani. Ama şuna da gitmek istiyorum. Yani çift gideceğim. Balance of Power'dan buna PP ayıracağım. Diğerinden ona. Ama ben ne olursa olsun abi ekonomimi
Riske atmak pahasına da olsa bunu yapacağım. 2,5'un üzeri majör sayılır. Yine bir risk alacağım. Yine bir ufak risk alacağım. Ve diyeceğim ki bir tane daha propaganda campaign verin bana. Bana propaganda campaign ver diyeceğim. Ve bu bayağı bir sorun olmasına rağmen, ekstra masraf, ekstra ekonomi yükü olmasına rağmen ben gene de risk alacağım ve nükleer başlık üreteceğim. 5 milyar dolar zarardayız. Totalde 3 trilyona kadar çıktı. Amerika ile de ilişkilerimiz pek iyi değil artık. Ama bizi sivilden atmaman lazım. Ya hayır ya, hayvan herif. Hayvan herif, ne yapıyorsun sen ya? Gürcistan'a lavuk savaş açtı ya. Senin Allah cezanı versin ayrıca. Ben sana acilen gönüllü göndermem lazım ya. Gönderebilir miyim ki biz? Entrepreneur. Yok. Bu. %10 dünya tansiyonu olsa da gönderirdik. 4 pepe mi geliyor? İyi. Aa, White Peace. Harika. Harika lan. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Nükleer başlıkları kullanmayı düşünebilirdi bu arada. Ayrıca United Russia şey gitmiş, Putin gitmiş. Putin'i yemişler. Hakikaten aman tanrım artık ya. Üstümüzde bir dert var, kalkmıyor usta. Borç gırtlağı dayandı. Ekonomik kriz, bunalım. Ama artık temiz enerji basabilirim gibi geliyor. Yani bayağı abarttık. Bayağı abarttık. Temiz enerji. Aynen, nükleer alert verdi de sonra barıştılar. Benim topraklarıma tercihen nükleer atılmasını istemem. Gürcistan bize yakınlaşmada çok iyi. Gider ayak son kazını da attı ya bir de hıyar. Deliriyorum Sabri. 43 gün, 42 gün sonra Karahanlı gider ve bu iş biter. Efendi gibi bir müzik çalıyor. Uyduların da alayına gitmemiz lazım. Bu Amerika'nın zırt pırt atmasıyla uğraşamam. New Alliance. Hayır. Kabul etmiyorum. Vermiyorum lan tam üyelik. Ne yapacaksınız? NATO'dan mı edeceksiniz? Bak şimdi bir daha baktırıyor fotoğraf değil mi? Çok güzel. Gel geliyor geliyor. İlacın geliyor senin de bekle. Geliyor. İlacımı burada hazırlıyorum. Şifa olacak sana şifa şifa. Bekle. Bekle. Ney? Direkt 15 milyar dolar ver, orduyla aramızı çok iyi yap. İkisini de yapın. Evet. Hem militeri verin. Hem de Sam Site. Döşeyin. Makul. Aa, Mediterranean'a verdi galiba onları ya. Vermedi de. Sam Site'e döşemedi. Neyse. Elektriği gerçekten çok büyük bir sıkıntı vermiş bu arada. Militeri nereye verdi bilmiyorum. Şimdi bunlara gideceğiz bir kere. Opinionları bir toparlayacağız. Civility de alırız. Bir hızlısından bir Purge'e atalım. Ondan sonra örgüt zaten vakti ayıracağız. Balance of Power geldi abi. Bu her çoğu hatta her yolda var galiba. Osman Pamukoğlu'nda gördüm. AKP'de muhtemelen vardır. Diğer yollarda da vardır. Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi eğer alırsanız bunlara hani direkt sızıyorlar içinize. O yüzden direkt temizlik abi. Bak gördüm ya. Tık. Tasfiye. Tasfiye. Tahmin et. Evet, tasfiye.
Balance of Power ta sona gidecek. End of the Terror diyecek. Ve Pensilvanya'daki zat orada kalmaya devam edecek. Ha, kaybederseniz ne oluyor biliyor musunuz? Başa gelin. Yakında bu arada majör güç olacağız ve majör güçten sonra çok güzel bir PP kazanacağız. Ondan sonra gücümüz her şeye yeter evvelanda. Belki bir gün pro activity'yi de toparlarız. Ah Anadolu, ah toparlanmıştın tam da ya. Bu arada iyi toparlanmış ha. Benim vergim ne oldu? Bir gün olmuş, hadi bakalım. At karanlığı, at. At pola, at. At, bak 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 ne kadar fark edecek. Bak 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 ne kadar rızkımızı yemişler. Bak iyi izle. Bak. Bak. Allah belanı versin. Bir kere daha söyle. Allah belanı versin senin. Random eventinin de Allah belasını versin. Sıfır infinansasın artık dur. Bak 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 bak. Bak. 4-5 milyar dolar gidiyor günlük. 5 milyar dolar. Canını okurum bitten artık. Bu kadar olamaz. Mümkün değil. Refresh atmadı. Daha hafta bitmedi. Buna dikkat edeceğiz. Bu çok 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 önemli. Bu çok önemli. Bu çok kritik. Bak! 5,5 milyar dolarımızı yemiş haramzadeler! Ah! Haftalık. Lan ne yaptınız o kadar parayı ya? Ki yani daha da fazladır çarpan olarak. O zamana kadar çok ya bu borcu biz yurt dışına değil bunlara vermişiz ya. Adamlardan yurt dışına borç alıp bunlara vermişiz ya. Utanmaz herifler. Ne istediniz lan? Neyse. Racon bitmiştir. Duğu tespihi masaya bırakır. Evet. Yeni endüstri. Ağaç. Ağaç. Ağacı bilmiyorum. İnanın yiyeyim. Bak mafya çözüldü. Tamam ben rahatım artık. Şu an dadım keyfim yerinde. Aa tamam onu çözdüm. Lakin ağaçları ne yapacağız bilmiyorum. Bu yeşilleri ne yapacağız bilmiyorum yani. O beni daha düşündürüyor. Yani mafya daha tilt. Evet kabul ediyorum. İnanılmaz bir para kaçıyor. Mekanik açıdan bizi bayağı berbat duruma götürür ama bu ekoloji zımbırtısına ne yapacağız? Gerçi bizim 6 okumuz var. 6 oktan her türlü toparlarız gibi geliyor. Yani. Endospor'a bu arada buff veriyormuş. Bunların hepsini alalım ya. Gerçi örgüt bitirecek fokuslara gideceğiz ya. Ama alalım yine de. Fort Mortimer iyidir. Acilen bu diğerinin bitmesi lazım çok hızlı. Her geldiğinde tıklayacağız. Her geldiğinde tıklayacağız. Ama bak neler veriyor. Ne buff'lar veriyor. İyi lan atadıklarımın hiçbiri şu an için şey çıkmadı. Vallahi çıkmamış. Hiçbiri çıkmamış. Güzel. Yüksek rüpelerde. Adama 0 milyar dolar verip influans sahibi oldu bedavaya. Al evladım. Güzel. Majör güç ne zaman olduk? Oo, artık majör bir gücüz. Yani gubardım demek oluyor bu. Harika. 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 İşte bu. Ve aynı zamanda majör güç olmanın güzel getirilerinden biz propaganda campaign geldiği için alıyor ama majör güçte faizi az ödüyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir para akışı dönüyor. Güzel. Mafya rocunu bitmiştir kardeş. Kazın. Yeşillerin de
İcabına bakın. Ne istiyorlarsa verin. Termonükleeri de araştıralım. Lazım olur bir gün. Caydırıcı bir güç olarak, değil mi? Bir gün yanlışlıkla şu yukarı kayarken Atatürk'ü emekli edersem kendimi affedemem. Ne gocunurdum ha. Tabii bunlara da dikkatlice bakacağız. Biz her ne kadar uğraşsak da onların da kendi çapınca değerlendirmeleri var. Ona da dikkat edeceğiz. Ya bu arttırıyor. %5 o arttırıyor. Biz %5 kısıyoruz. Lakin fokuslardan tabii ki hallediyor. Ulemanın opinion'ı felaket artıyor da ulemana benim işim yok, gidecek. Sekülerseydi ilan edeceğiz. Zaten extreme social'dayız değil mi? Extreme'in de extreme oldu diye tahmin ediyorum, evet. İş gücü bağımında, evet. Ve bence iyi durumdayız. Gerçekten. Finale gidemiyoruz çünkü final şeyi görmek için bayağı uğraşmak gerekiyor. Şimdi gel bakalım buraya. Orada neler gitti kim bilir. Gerçi yazıyordu Güleniz sempatizan diye ama kalmadı galiba. Evet, kalmadı. Pamukkale Paşa da hala görevde. Osman Pamukkale. Ama eğer ki zamanda eğer hani lafını dinlemeseydik siyasete hani girerdi. Ordu'da kalmazdı, siyasete girerdi. Ve onun da bir yolu var. Bir gün isterseniz onda oynarız. Bir gün isterseniz onda oynarız. Propaganda kampanya çok iyi oldu ya. Gerçekten çok iyi oldu. Majör bir güç statüsüne yükseldik. Bu güç statüsü ne demek? Hatta %300. Neredeyse Great Power olacağız. Bu ne demek biliyor musunuz? Amerika olamasak da bir Almanya'yız demek. Lan! Ha tamam dedim, gene mafya yeter artık diyecektim yani. Bağıracaktım artık. Aa diye. Larca geçebilir, sorun değil. Yani bir Almanya, bir Fransa, ne bileyim bir İngiltere, İspanya, ki İspanya zayıf, İtalya da zayıftır. Yani İtalya daha iyiymiş. Ama tabi Rusya çok batmış ya. Hani Great Power, hatta Super Power şu an yok. Şimdi şöyle oluyor. Statü var. Bu neye göre belirleniyor biliyor musunuz? Siz dünyanın genelinden ne kadarsınız? Dünya genelinden. Yani ben dünya genelinin toplam şeyinin %2,5 kadar. Ekonomik. Pek çok çarpan var burada aslında. Güçle alakalı. Eğer ki dünyanın %15'ini oluşturursanız süper power oluyorsunuz. Yani bunu Çin oluşturamamış. Çin kaçtı? %6,7. Çok da zayıf aslında. Hem bağımsızlığını korumaya lazım hem de çok iyi yatırımlar yapman lazım. Yani Amerika %9'unu oluşturmuş. Lakin biz ileride bunun çok ciddi bir kısmını oluşturacağız. Benzin. Benzin dolmuş, benzin. Fosil yakıtlara devam ediyoruz da biraz elektriği Van ayağı için ya. Biraz vergi alalım. Aynen şu an iyi. Ya, araştırmalar nasıl fark ettirdi ama gördünüz mü? Petrol dengelemiş. Ya bir şey diyeceğim. Ben biraz temiz enerjide gitmek istiyorum. Ne kadar en fazla sıkıntı çıkarıyor olabilir ki?
bir inşa etmek istiyorum. Total olarak 3'er tane opsiyonel deneme yapacağım. İstanbul'a ve Karadeniz'e. 3'er tane. Bakalım ne kadar uzun bir sürede inşa edebiliyoruz. Eğer ki neymiş şundayız. Eğer ki şundayız. Eğer ki hani çok kötü değilse inşa edeceğim. Yani çok uzun bir zaman değilse yapacağım yani. İnşa edeceğim. Çünkü bunun bir gideri yok. Tamamen temiz eder. Getirisi de iyi. Ama fosilye kadar zaman kat ve kat daha. Fosilye bunun iki katı. Ama bunu hızlı inşa edersek gideri yok. Petrol gideri yok. Word. Ömür bile kullanırsın. Bulgaristan'a yine sıfır kuruş vererekten influence mı oluyoruz? 60 milyar mı? Yok yok yok, kalsın. Kalsın ama. Acaba önceden de 60 milyar mı verdim ya? Gocunurum. Sana ne oldu böyle ya? İyi, bu bölüm en azından hem mafya hem de örgütü bitiriyoruz. Diğer örgüde de en azından zemin ayarlıyoruz. Kaçtayız? 35'teyiz. Güzel. Biraz zaman alacak. Belli ki zaman alacak. İyi ki başladık yani. 35'teyiz. 2'ye geldiğimiz vakit yine debuff. Bu arada sona doğru giden her şey debuff bunda. Bununla bitirmeye doğru gittiğiniz her şey ise buff oluyor. 2016'dan önce yapsaydık bu arada yani hakikaten darbe yiyorsunuz. Ve galiba o ya RNG de bir iç savaşa doğru evriliyor. Ha, eğer ki Balance of Power'da kaybederseniz yine iç savaşıyorsunuz. Yani yine iç savaşıyorsunuz. Ve kimin geldiğini zaten söylemeye gerek yok bence. Para birazcık toparlamaya başladı. O çok keyifli. Biraz işletmelerden vergiyi hafifinden attırsam gocunmaz sar ya sanki. 31 milyon. 1,5 daha istedim ya. Protestolar var ama yani sosyal harcamayı ben mümkün değil arttıramam ya. İşletme gelirimden verdim az önce. Auto influence atılabilir ama PP şu an gerekmez. Ha. Şey geldi. Mimar Sinan'ın projelerinden ilham alacağız yaparken. Söyleyeyim. Artı 10 veriyor. Vallahi insan hayatıyla oynanmaz. Şirketler umurumda değil. Gerekirse yeni bir kampanya bakarız. Bunları Roma şey NATO'ya almayacağım. Hallerini varsa görürsün. Biraz sürülsünler. Belki sonra alırım. O ayakkabı bende değil mi? Ben değil miyim mesul? %20 construction speed yine alıyorum. Umurumda değil. Yani vergi kaybı olacak belki ama çok önemli değil. Ki olmadı. Corruption yemedik. Artık. %20 de buff oradan aldık. Tabi bu arkadaşın debuffları var ve bunları kaldırmak istiyorum. Failed dedi ama hala debuffı var, hala debuffı var. Kaldırmaya çalışacağız. Gördüğün gibi 82 stability'ye kadar çekti stability'yi. Yani büyük bir problem. Tabi asıl sıkıntı large military spending. Onun her seviyesi büyük bir sıkıntı. Ama Atatürk'ün yanında çok fazla stabilite alabileceğimiz yer var ve 6 oktan muhtemelen toparlarız. Böyle üstlenme seçenekleri oluyordu ya diğer yollarda. Keşke bunda da olsa. Keşke bunlarda da olsa. Atatürk yolunda da olsa. Yani şöyle bir 1 milyar falan yedirebilirdik belki.
Yerel seçimlere gidiyoruz. Bu sefer hedefimiz tüm Türkiye. İyi ya. Sonra sorunu çözdük çoğu sorunu. Bakayım. Kaç da inşa ettiğimizi çok merak ettim. 600 output'da inşa ediyoruz. Gerçekten fazla aslında, biliyor musunuz? Tabii şu an hala da elektrik sıkıntısında olduğumuzu söylemeliyim. Az önce örgüt gitti mi? Bana mı öyle geldi? Ha, yok. Ama gidecek. Ama artık gidecek. Ve hani bu fokusla her şeyi düzeltiyoruz. Artık bütün örgüt şeylerini çözüyoruz. Yani istedikleri kadar şey yapsınlar, ordumuz geçip daha büyük bir sorunu çözecek. Hatta göstereyim neler kalkacak. Bu kalkacak. Aktif ya şu an. İstedik isterse pasif olsun, önemli değil. O kalkacak. Ülenin şeyler de gidecek. Bu da gidecek. Dur. Sürekli gitmemiz lazım. En büyüğü bu. Tek tek sahip olduğu her şeyi elinden alacağız. Yerel seçimler gelmiş ya. Nasıl yazıcı oldu maalesef ki. Hemen geldiğinde. Her görünür üzülürüm. Materyalimiz var. Yani artık nükleer inşa edebiliriz reaktör. Olmayacak iş değil. Hadi tüm Türkiye için. Gerçekten heyecanlıyım. 125 gün var ve tüm Türkiye'yi bir bayrak altında hem belediyelerde hem de şeyde birleştirelim. Çünkü benim aldığım belediyelerin proaktivitesi oluyor. Yani mesela buralarda üzerine geldiğiniz vakit %5 daha iyi artış oranı oluyor. O yüzden mesela şimdi buraların da almasını isterim. Memleketimizin her toprağının bizim almasını isterim. Yerel belediyesi. Depremde çok iyiyiz. 61'e kadar çıkardık. Zaten 80'den sonra işi bitiriyoruz. Artık hiçbir insanımız deprem altında kalmasın istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir daha deprem yüzünden sıkıntı yaşamayacağız. Masraflı olacak ama insan hayatından önemli değil. Uydu teknolojileri enteresan duruyor. Uyduları atıp uzaydan fayda sağlayacağız kendimize. Ve ikinci faza geçiyoruz. Artık buradan sonra birazcık rahatlıyor iş. Finalinde zaten bitiyor. Yani 99-100. Tabii kaçtan sonra gidebiliyoruz onu bilmiyorum. Neyse, malum örgütü bitireceğiz. Bazen yorumlarda görüyorum niye isim söylemiyorsun diye. Prim vermek gibi görüyorum. O yüzden. Ne alaka? Bana öyle şey öyle hissettiriyor. Değil mi? Kötü hissettiriyor. Malum örgüt işte. Ona bakarsan bunun da adını söylemiyorum. Niye? Böyle bir şey yok. Otonomi Kuzey Irak. Yok çünkü. Tabii bunları hani şey olarak da söylemiyorum. Yanlış anlayan da olabilir. Milliyetçi duygularla söylemiyorum. Yoksa hani buradaki vatandaşımızın inanın hani şu olaylarla ne kadar suçu vardır. Bir gün bunun belki yayınını yaparız. İnanın hani burada yaşayan halkın çektiği acı gerçekten çok fazla. Hatta yani bizden bile fazladır. Bunlar yüzünden. Bunlar da şey yüzünden olsun. Şimdi buna gittik, buna gittik. Tamam gitti. Örgüt mörgüt kalmadı. Puf oldu gitti. Yediler örgütü.
Ne gideceğiz? Mid'e doğru gidebiliriz de. Şunu da görmek istiyorum. Bir kol daha açalım. 6 oka. Şimdi mafya gitti. Mafya puf. Ekolojiyi bilmiyorum. O ne zaman kalkacak hiçbir fikrim yok. Allah, yerel seçimleri unuttuk ya. Allah kahretsin ya. Çok hızlı zaman geçti. Vallahi unuttum lan. Lan ben bir iki yıldır bu... Ne iki yıl lan? 5 yıldır bu anı bekliyordum ya. Ah be. Hani örgüt bitti lan? Bilmiyorum. Lokal etkisini bitirdi herhalde yani. En azından buralarda artık bir şey yok. Doğu vilayetlerimizde. Bir sorun yok. Ha, dış desteği devam ediyor. Belki. Ona da bakacağız. Bakacağız. Corrupt'ı arttırdı mı? Arttırmadı. Yine buff. Evet, birazcık paramız var. Biraz borç ödeyelim. Olay ve çok önemli. Valla elektriği dengelemeye çalışıyorum da pek öyle dengelenecek gibi de değil ha. Bakalım. Bir de bir stabil growth attık mı? Çok borcumuz var. Bu faydadan çok zarar sağlar gibime geliyor. Yani artı bir proactivity almak bize bir şey kazandırmaz. Zaten proactivity'miz hızlı da. Yani ekonomik boom'lu olsak daha tatlı olurdu tabi. Daha tatlı olurdu. Allah, gene yerel seçimleri unuttum. Şey de geldi bize. Northeast Anatolia'da geldi. Güzel. Şu Bursa Marmara tarafı gelse çok tatlı olacak, biliyor musun? Tadından yenmeyecek. Bir Antalya gelsin. Daha var, 53 gün var. Yani seçimleri biraz bekleyebiliriz. Unuturum çünkü. Sonraki bölümde. Felt'te kaybetmek istemiyorum. Güzel. Kaç gün sürüyor bu? 20 gün mü sürüyor? İki kere daha yapabilirim ya. İki kere daha yapabilirim. Birisi bizi korurken şey yapıyor işte. Neydi onu da? Birisi bizi korurken İsim Anatolia mesela şey yapıyor. Lan İzmir gitti ya. Öf. Nasıl İzmir gidebilir ya? Nasıl İzmir gidebilir ya? Şaka mı lan bu? O ne lan? Ne oluyoruz? Ne oluyor lan? Ha? Enerjinin etkisini gördünüz mü az önce? Kaç milyar, yani 20 milyar dolar negatif balans verdi az önce. Abi İzmir geri gelsin ya. Şş. İzmir geri gelsin. Ya işte o kadar önemli. O kadar önemli. Yani şu an bile aktif debuff bile çok korkutucudur. %2 vergi. Çok. Bunun da çok faydasını göremedik gibi ya. Yani yavaş inşa ediyor. İyi hoşsun da. Yavaş inşa ediyor. Açtınız mı lan F-35'i? Sizi birazcık finanse edeyim de uçağı bana verin. Sonra Japonları da alacağız. En sonunda da 80'e ulaşınca da artık dayanıklı binalar yapacağız. Çok daha dayanıklı olacak. Nükleer reaktör araştırıp artık silahlanmaya başlayabiliriz. Atom bombası yoluna da girmek istiyorum. Ne olacağı hiç belli olmaz. Amerika'ya komşuyuz. Bugün fikrini değiştirirse, yani yarın güçlenirsek ve fikrini değiştirirse ne olacak?
Şimdi diğer bir oka geçtik. Bakalım. Bakacağız. Şeyi unutmayalım. Çok önemli. İkinci fazdayız. Güzel. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Harika. Yani lokal seçimleri gene unuttum. İzmir gittiydi ya en son. Onu çok zorlar bir şey unutmak. Ne oldu? Şimdi bu fulle bakayım. Allah Allah. Bu sefer de yukarısı gitti babacım ama yani bizim eventler pek hayırlara vesile gibi ilerlemiyor ya. Enerji girit nasıl yetmez ya? Yetiyor. Tamam şu an penaltı vermiyor. O zaman para var demek. Ne oldu lan bize? Ha? Ne? De bizim ekonomi niye bayıldı az önce? Ve niye bayılmaya devam ediyor? Niye oluyoruz şu an böyle bir şey? Bak bu çok önemli. Refresh. Ne oldu lan bize? Faiz. Nasıl ya? Lan yerel seçimlerden dolayı mı acaba? Vallahi İzmir gitti. İzmir boş ver, çoğu yer gitti. Bir son olarak hani Van'ı alabildik. Oğlum o borç faiz oranı ne? Tamam, Provence Support veriyor. Gene kriz mi yaşıyoruz biz? Abi ne oluyor ülkeye? Hayır. 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 Strike yemişiz. Work for size düştüğü için 2010'a kadar majörlükten düştük. Majörlükten düştüğümüz için faiz oranı arttı, hatta work size'ımız düştüğü için kombinlendi, üstüne bir de bir faiz girdi. Allah kahretsin. Evet, ne oluyoruz? Ya bir daha borca morca gelmem. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Propaganda kampanya at, bir şey at çabuk. Allah belanızı versin be. Ya oğlum bir bankayla mankayla iletişime geçelim. Bu böyle olmayacak. Biz Avrupa Birliği'ne mi girsek ya? Dolar 1,4 ama faiz 9. Tamam işte bizim bankamıza sorun değil de yani o faiz ne? Ödeyemem ben öyle bir parayı. Ya reddedemiyor muyuz kardeşim? Bu ne lan? Osmanlı borcundan beter oldu bu iş. Benim ülke ekonomim az önceki strike'tan sonra ya %75 küçüldü. Manyak mısınız lan siz? Bakar mısın şuna? Yani diğer o minerlardan beter oldun. 11 milyon artıyor. Mümkün değil. Ödeyemezsin. İnanılmaz. Ona rağmen gurur duyduğum bir şey var. Bu kadar büyük faize rağmen -12 yiyoruz abi. Çok iyi. Ekonomi iyi. Yani.
Ya sinirden şunları gitmeyi unutmuyor. Yerel seçimlerde zaten elimizde patladı. Çok daha iyi olacağımız diye düşündüğümüz seçimlerde İzmir'i kaybettik. O nasıl oldu ya? Neyse hallederiz. Bir sonraki seçimlerde hallederiz. Laboratuvarları kaybediyoruz. Ah, Research Slot gidecek. Neyse toparlarız. 2010'dan sonra toparlıyoruz. Yani bir yıl mı kemer sıçacağız? Bir yıl 10 milyar. Borç en azından 6'yı görür. Bu skalada ilerlersek bakacağız. Ya şu kalksa Jules'de kalkıyor bilmiyorum. Ya bu kalkana kadar biz krizinin krizindeyiz şu an. Arada tabi propaganda kampanya atacağız. Ne kadar kurtarırsak. Evet ne kadar kurtarırsak bakalım. Yavaştan bölümün sonuna gelelim. Son olarak da neye tıklayabiliriz? Space. Bunlara gerek yok tabi ama Resource Hold iyi olurdu. Q&A'lar iyi olabilir. Bilmiyorum. Yani kriz üstüne kriz üstüne kriz ve üstüne kriz. Ülkede bitmiyor yani. Birinden kuruluyorsun diğeri geliyor. Birinden kuruluyorsun diğeri geliyor. Birinden kuruluyorsun diğeri geliyor. $11 milyar dolar içerideyiz. Bunu unutmayacağız. Neyse. Bölümün sonuna gelelim. Dediğim gibi bu çözülecek. Yani bittiği zaman bu kalkacak. Bu kalktığı zaman da kurtulacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Başımızın beladan kurtulmadığı serimiz kaldığı yerden devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.